Arkadaşlar merhabalar. Bildiğiniz gibi MMA sporunun içerisinde kondisyonun önemli bir yeri var. Bugünkü videomuzda da sizlere zorlayı günlerde evde nasıl bir kondisyon çalışması yapabilirsiniz? Bunun hakkında bir video çekeceğiz. Bugünkü çalışmamız tabata antrenmanı üzerine olacak. Programımız şu şekilde olacak. Yeni başlayanlar orta seviye ve ileri seviye için bir antrenman şekli olacak. Yeni başlayanlar bugün göstereceğimiz teknikleri 3'er set ya da 4'er set yapabilirler. Orta düzeydeki sporcular 5'er set yapabilirler. İleri düzeydeki sporcular 7'er set yapabilirler. Öncelikle squat ile başlayacağız. 20 saniye squat yapacak. Hem ısınmak için hem büyük kas grubunu çalıştırmak için, bacakları çalıştırmak için 20 saniye squat yapıyor. 10 saniye dinleniyor. Hazır. Başla. 20 saniye squat. 2. set başladı. Biz bugün size hareketleri sadece 2'şer set olarak yapacağız. Ama ilk başta söylediğim gibi yeni başlayanlar 3'er set yapabilirler. Orta düzeydeki sporcular 5'er set, ileri düzeydeki sporcular 7 set ya da 8 set yapabilirsiniz bu hareketleri. İkinci hareketimize geçiyoruz. Şimdi sprawl yukarı zıplıyor. Yine 20 saniye yapacak, 10 saniye dinlenecek. Hazır. Başla. Hızlı bir kalsın. Son saniye. Hızlı. 5 saniye daha. Dinle. 10 saniye dinleniyor. Sonra ikinci setimize başlayacağız. İkinci set. Hazır. Başla. Son 10 saniye. Evet, bu hareketimizi de bitirdik. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Şimdi şınav yapacak. Yine 20 saniye yapıyor, 10 saniye dinleniyor. Çok zorlandığınız zaman, bu harekette çok zorlandığınız zaman 20 saniye bitmeden şınavı bırakmayın. Yapamıyorsanız, çekemiyorsanız süre bitene kadar yine şınav pozisyonunda bekleyebilirsiniz. Bu bile sizin için yararlı olur. Hazır. 10 saniye. Başla. Devam et. Son 5 saniye. Güzel, bırak. Yine 10 saniye dinleniyor. Sonra tekrar 20 saniye şınav yapacağım. Hazır. İkinci set başladı. Son 5 saniye. Devam et. Son 5 saniye. Evet. Çekemediği zaman süre bitene kadar şınav pozisyonunda bekleyebilirsiniz. Güzel. Bırak. Bir sonraki hareketimize geçiyoruz şimdi. Bunu elinizde bir torba varsa torbayla yapabilirsiniz ya da sırtlantısıyla yapabilirsiniz ya da ağır bir şekilde yastıkla yapabilirsiniz. Yine 20 saniye olacak. 10 saniye dinleneceksiniz. Kalk pozisyonu, bacakları açık, buradayım. Yukarı kaldırdım. Bırak. Değiştirdim.
Yine vururken Kudüs tutuyorum. Karşıya bakarak kaldırdım. 20 saniye yapıyoruz. 10 saniye dinleniyoruz. Hazır. Başlayalım. Hazır. Başla. İkinci setimiz. Devam et. Beş saniye. Yine 2 set yaptık bunu. Siz ilk başta da söylediğim gibi 3 set, 5 set ya da 7 set yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki hareketimize geçeceğiz. Şöyle şampiyon alalım. Yeni saniye diğer bir ekip yapıyor. Hazır. Başka. Kalkarken de nefesler, nerflerimiz var. Saniye. Bırak. Evet, 10 saniye dinleniyor. Hazır. Başla. Bu hareketimizi de bitirdik. Bir sonraki hareketimize geçiyoruz. Şimdi lanç yapacak. Yine 20 saniye yapıyor. 10 saniye dinleniyor. Bunda yine biz 2 set yapacağız ama siz arttırabilirsiniz. Yine 20 saniye yapacak. Hazır. Başla. Karşıya bakarak devam edin. Son 5 saniye. Bravo. 10 saniye dinleniyor. Hazır. İkinci set. Başla. Son 5 saniye. Güzel. Bırak. Arkadaşlar, bu hareketlerin sırasını değiştirebilirsiniz. Farklı hareketler yapabilirsiniz. Mantık şu şekilde: 20 saniye ya da size çok az geliyorsa bu süre 30 saniye de yapabilirsiniz bunu. 20 saniye yapıyoruz, 10 saniye dinleniyoruz. Yeni başlayanlar için 3 set şeklinde gidebilirsiniz. Orta düzeydeki sporcular 5 set, 6 set yapabilir. İleri düzeydeki sporcular 7, 8 set kadar çıkabilir. Biz toplam 6, 7 hareket yapıyoruz antrenmanlarda. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hem çok fazla zamanınızı almaz hem de kondisyon açısından sizi çok ileri seviyeye taşır bu hareketler. Umarım faydalı olmuştur bu çalışmamız size. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.